Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi yazarı, CNN Türk yorumcusu Deniz Zeyrek ve Doğan TV Ankara temsilcisi, Kanal D CNN Türk Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini ayrıntılı yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Katar konusundaki açıklamalar var. 7 ülke Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti. Dolayısıyla Katar bir izole durum yaşıyor bölgede ve hani Orta Doğu'da ne olacak, bu sorun, bu sıkıntı nasıl çözülecek konusundaki beklentiler devam ederken, bir yandan Kuveyt, bir yandan Türkiye diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeyle temasta ve görüşmeler yapıyor ve son açıklamayı da dün büyükelçilere verdiği iftarda yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyükelçilere iftar verilirken yapılan açıklamalarda Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığını ifade etti Cumhurbaşkanı ve Katar'ı izole etmek hata dedi. Dayanışma mesajı verdi. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise bölgemizde özellikle hiçbir ülkenin faydasına ve yararına değildir ifadesini kullandı. Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor. Fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz mesajı da verdi Cumhurbaşkanı. Katar bu krizin arkasında bir oyun var ifadesini kullandı. Yine Türkiye devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Lideri Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüşmüştü. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Bahreyn Kralı Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah, Lübnan Başkanı Hariri ve Malezya Başbakanı ile de telefonda görüşmeler yaptığı biliniyor. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Katar'ın terör zanlısı olarak tazip etmesine çok ağır buluyoruz diyor ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan hem Kuveyt hem Türkiye'de bu krizin çözümü için diplomasi trafiğine devam ettiriyor. Bu arada Trump da ilk mesajını verdi ve Twitter üzerinden verdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz ayın son haftasında kapsamlı bir Orta Doğu turuna çıkmıştı Trump. Suudi Arabistan'ı, Riyad'ı ziyaret etti. İşte bu görüntüler yansıdı dünya basında. Hatta orada kılıç dansı da yaptı. İran o kılıç dansına gönderme yapıyor. 110 milyar dolarlık silah anlaşması da yapıldı o gezide. Ve Amerikan Başkanı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 21 Mayıs'ta Katar Emiri ile teması öncesinde çok güzel ekipman satışını satışını görüşeceğiz de demişti, hatırlayacaksınız. Ve Katar konusunda yine bu Katar Emiri ile yaptığı görüşmeye değinmeden Twitter attı. Bölgeye ziyaretimde radikal ideolojiye destek verilmemesi gerektiğini söylemiştim. Liderler Katar'ı işaret etmişti diye yazdı işte bu Twitter mesajında. Radikal terörü sordum. Teröre finansmanın kabul edilemeyeceğini söyledim. Bütün bölgedeki liderler Katar'ı işaret ettiler ve bakın gördünüz mü diyerek Körfez ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesine gönderme yaptı. Yani Trump demiş ki teröre finansmanı, radikal terörizme desteğin önlenmesi gerekiyor. Bu finansmanın kesilmesi gerekiyor. Körfez'deki, Orta Doğu'daki liderler de Katar'ı işaret etmiş. Ve şimdi Katar'la da diplomatik ilişkiler kesildi açıklamasını yapıyor ABD Başkanı Donald Trump. Ziyaretin, tweetlerin devamı da geliyor. Suudi Arabistan ziyaretinin meyvelerini vermeye başladığını görmek güzel diyor Trump. Belki bu terör dehşetinin sonunun başlangıcı olur ifadesini de kullanıyor. Dolayısıyla bu görüşmelerin ayrıntılarında neler olduğuna dair Trump'ın tweetlerinden de bazı ipuçları bize yansıyor. Bugün manşetlerde 1 milyar dolarlık fidye iddiaları da var. Kriz çıkaran 1 milyar dolar başlıklarıyla verilmiş. Vatanın manşetinden alıntı yapalım. Körfez ülkelerinin Katar'a boykot kararının arkasında Irak'ta avlanırken kaçırılan 26 kraliyet üyesi için İran'ın desteklediği gruplara ödenen 1 milyar dolarlık fidye olduğu iddia edildi. 26 kraliyet ailesinden Irak'ta avlanırken El Suni ailesinden 26 kişi Irak'ta avlanırken kaçırıldı. İran'ın desteklediği Şii
gruplarca, Şii milislerce kaçırıldı. Daha sonra Katar pazarlığa oturdu. 1 milyar dolarlık fidye verildi. Hatta uçakla gönderildi bu para. Ve bunun 700 milyon doları da işte bu Şii gruplara gitti. Körfez ülkeleri de ayağa kalktı ve ardından da bu izolasyon ve Katar'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi olayı geldi. Kriz çıkaran 1 milyar dolarlık fidye olayı, özetle gelişmesi böyleydi ve bunun sonucunda da bu kararların alındığı yorumları yapılıyor. Gerçekten etkili mi bu 1 milyar dolarlık fidye olayı, ne? Bütün bunları konuşacağız. Almanya'nın İncirlik kararı da nasıl isterlerse yapsınlar diyor Başbakan Binali Yıldırım. Devlet Bahçeli de Almanya'nın durduğu kabahat açıklaması yapıyor. Amerika'yı Rakka'da DEAŞ İncirlik tarafından, İncirlik'teki üstten de vuruluyor başlıklarını bugün göreceksiniz. Şimdi ABD Rakka operasyonunun kuzey, güney ve batıda 3 koldan 6 Haziran sabahı başladığını duyurdu. Pentagon Rakka operasyonunda İncirlik'in de kullanıldığını açıkladı. İncirlik üssünün kullanılmasına Türkiye'nin veto etmediği mi anlaşılıyor? Bu sorunun yanıtını ve Rakka operasyonunda detaylı konuşacağız. Fransa'da, İngiltere'den sonra Fransa'da dün tedirgindi. Londra saldırısı üstüne Avrupa zaten diken üzerinde. Bu kez Fransa'nın başkenti Paris'ten silah sesleri yükseldi. Tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki polislere çekiçle saldırdı bir kişi. Saldırgan ilk ifadesinde ben DEAŞ askeriyim dedi. Dün Fransa'dan bu gelişmeler yansırken terörle mücadele Türkiye'de devam ediyor. Hakkari'de bir uzman çavuşun şehit olduğu haberini dün aldık. 6 asker yaralı. Ve Özer Sancar serbest bırakıldı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Dün serbest bırakıldı. Haberi geldi. Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik FETÖ operasyonunda Mithat Sancar gözaltına alınmıştı. Yine Arda'nın milli takımdan kadro dışı bırakılması, gazeteci Bilal Meşe'ye milli takım uçağında küfür edip saldırması, ardından milli takım kadrosunun dışına çıkartılması sonrasında Arda Turan'ın yaptığı açıklamalar gazetelerin manşetlerinde, sür manşetlerinde bugün. Pişman değilim, kuş gibi hissediyorum kendimi diyor. Yine imzaları değiştirilmiş, başkasının imzalarıyla haberleri yaptıklarını biliyorum. Hangisini görsem aynı tepkiyi ve siniri göstereceğim diyor. Ve milli takımdan ayrıldığını belirtiyor yaptığı açıklamada. Kadro dışı çıktı, sonra ayrıldım açıklaması yaptı. Habertürk'e bu karikatür yansımış bugün, Can bayrak imzasıyla. 10 numaradan 1 düşmüş, geriye 0 kalmış şeklinde resmedilmiş. Bütün bu detayları, gelişmeleri konuşacağız. Gündem başlıkları böyle. Ankara hazırsa günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın Ebru, merhaba. Günaydın. Sondan başlayalım isterseniz. Sür manşetlerde bugün Arda Turan var. Evet, Hakan'ın önünde gazeteler duruyor. En başta da Posta var. Posta'nın manşeti bugün dilim varmıyor diyorsun. Başlığı çıktı evet. Posta. Evet. Ama Ardamarı'nın Ardası sarıyla evet. Boyanmış. Hürriyet'te küfretti, saldırdı, kovuldu başlığı var. Bütün gazetelerde manşette veya sür manşette. Evet. Posta Ardamarı. Yani böyle olmaması gerekiyordu değil mi? Bugün. Yani kötü bir görüntü. Yani Arda sevilen ve Türkiye'de ilgiyle takip edilen bir futbolcu. Avrupa'da da dünyanın her yerinde yakından izlenen bir isim. Çok ünlendi ve çok kazandı. Bu süreci iyi yönetmek lazım. Yani insan çok sevildiği zaman, ünlendiği zaman, büyük bir ilgiyle karşılaşınca ve de çok kazanınca davranışlarını hiçbir şekilde... Yani insan etkilenir bundan dolayısıyla, yani hiçbir şekilde etkilenmemesi lazım. Belki çok ütopik bir şey ama. Niye sadece bizim futbolcular böyle şeylerle ön plana çıkıyor? Maalesef yani, öyle Türkiye'de. Ronaldo ile ilgili hiç böyle bir şey duydun mu, ya da ne bileyim Messi ile ilgili? Yani adamların gerçekten, hani bilmiyorum, ben futboldan çok anlamam ama Arda'nın hani aynı takımda oynadıkları insanlarla böyle bir ortak özelliği olması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor. Yani ben Ebru, dün bu konuyu konuşuruz belki zaman kalırsa diye şey yapmıştım. Yani çok anladığım bir mesele değil ama
kendim hani kendime notlar alırken Atatürk'ün sözünü yazmıştım. Dün konu açılmadığı için konuşmadık. Zeki, evet, çevik ve ahlaklısını seviyorum, yani değil mi? Sabah o notla gelmiştim. Gerçekten buradaki ahlaklı meselesi önemlidir. Yani o yumruk attı vesairenin ötesinde küfürler vesaire, yani hiç yakıştıramadım ben. Gerçekten küfürleri noktalama işareti gibi kullanan bir sporcu zihniyeti olabilir ol mi? O kuş gibi yani, hafifledim ifadesi ardından. Sonu. O da ayrı bir durum tabii. Yani ben bir kere şunu söyleyeyim. Hakan demin hani söyledi ya, böyle popüler olmak, ünlü olmak, işte çok para kazanmak, güçlenmek. Ya böyle bir şey var bu ülkede. Bunlara sahip olduktan sonra tolerans, hoşgörü vesaire falan ortadan kalkıyor. Böyle bir sen benim kim olduğumu biliyor musun ruh hali hakim oluyor. Her türlü eleştiriyi böyle zorbalıkla falan bastırabileceklerini düşünüyorlar. Bu çok yanlış bir zihniyet. Ben dün Arda'nın basın toplantısını protesto edip çıkan gazeteci meslektaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bence hak etmişti bunu. Hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani o formanın arkasındaki onu, on numarayı, eğer bu halkın sevgisi yarattıysa, o halkın sevgisini de biraz medyanın Arda ile ilgili tutumu belirlemişti. Şimdi o hani sayıların sıfır öyle bir sayı, yani çarptığın zaman sıfır oluyor. Biri de medya oradan indiriverdi işte. Yani bu iş böyle. Hani iyi top oynayacaksın ama aynı zamanda da ahlaklı olacaksın. Büyüklerine saygılı olacaksın. Bu işin kuralı bu. Messi gibi olacaksın, Ronaldo gibi olacaksın. Dünya starı olacaksın ama aynı zamanda da mütevazi olacaksın. Bizde maalesef bu özellikle de futbolda böyle çok pohpohlanan insanlar, isimler bu zorbalığı bir yöntem olarak seçiyorlar. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. Bugün gazetelere bakarsanız bir tane destekleyen adam bulamazsınız. Türkiye'de ben futbolun çok abartıldığını düşünüyorum. Çok aşırı önemsendiğini düşünüyorum. Yani böyle hayatta her şeyin üzerinde farklı bir yeri var ve dokunulmazmış gibi futbol adamları, futbolla ilgili kişiler, yöneticiler, bazı sporcuların dünya ne yaparlarsa yapsınlar, dönüyor zannediyorum. Evet, ne yaparlarsa yapsınlar, bir her türlü şımarıklık, her türlü nezaketsizlik, her türlü nobran ve ukala tavır kabul edilebilir. Veya ama işte onlar da futbolcu, işte milli takımı nasıl temsil ediyorlar, görüyor musun? Yani milli takımı temsil etmek elbette çok kıymetli ve onurlu bir şey, ama bu onurlu görevin de gereğini yerine getirmek, layıkıyla evet, hareket etmek lazım. Yani sadece futbol sahalarında, zeminde değil, dışarıda da yani insanın hayatıyla, duruşuyla, ilişkileriyle örnek olması lazım. Örnek futbolcular. Madem bu kadar çok sevilen futbolcular ve sporcular, o zaman sizin halka karşı da, kamuoyuna karşı da bir sorumluluğunuz var demektir. Yani her türlü şımarıklığı yapmak, her türlü saldırgan, nezaketsiz, kaba tutumu takımak, işte ben seviliyorum zaten, ben futbolcuyum. Bir de pişman değilim diyor. Yani ben dün en çok olmaz yani böyle bir şey. Yani sen bu ülkenin milli formasının üstüne giymişsin ki olay yaşandığında milli takım uçağındasın ve üzerinde milli forman var. Böylesine salaş, böylesine küfürbaz bir insana dönüşüyorsun o formanın içinde ve kalkıyorsun. Pişman değilim diyorsun. Dün ben duymadım, özür dilerim dedi mi? Kuş gibi ben, yani dedim. Bu formadan, bu ay yıldızdan. Yine olsa Ebru, yine bu, aynı bu formadan, bu ay yıldızdan. Bu formayı sevenlerden özür diliyorum. Ağzından çıkan küfürler bu formaya yakışmadı dedi mi? Demedi. Evet. Deniz. Yani mesele gazetecilik meselesi değil. Bir sporcunun o üzerinde ay yıldızlı forma varken ağzından çıkan o sinkaflı küfürler. Ben buna tahammül edemem. Kimsenin de edeceğini zannetmiyorum. Çıkıp o formayı seven insanlardan, o forma için böyle cansiperane bir şekilde seferber olan bu halktan, bu milletten özür dilemesi lazım. O küfürler o formaya yakışmadı çünkü. Evet. Bir de futbolda fanatizmle, holiganizmle bu kadar mücadele edildiği bir ortamda
değil mi? Fair play mesajları verilirken yani çok büyük problemler var bugün futbolda. İşte bu sahaların, tribünlerin bu kadar boş kalmasının nedenlerinden biri de futbolun bir şiddet döngüsünden çıkamaması. Yani insanlar, yani orada hak çoluğuyla çocuğuyla işiyle giden insanlar sürekli bir hakaret, bir küfür, ağza alınmayacak sözlerle dolu. Yani futbolun insanları eğlendiren ve mutlu eden tarafının ötesinde böyle bir kavga ve bir gerginlik faktörü haline dönüşmüş vaziyette. Şimdi futbolcuların da, teknik adamların da, yöneticilerin de hal ve tavırları böyle olursa o zaman zaten yani futbolun ötesinde bir şeyi konuşuyoruz demektir. Futbol yani, neresinde bunu? Bir de şey de rahatsız edici, yani kovulmuşsun, ben bıraktım. Ya bırakmadın, kovuldun işte. Yani bu kadar açık ve net, kovuldun. Kadro dışı. Bu sana yakışmayan, bu formaya yakışmayan bu tavrın yüzünden kovuldun. Milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Burada şöyle bir mesaj da var, alt mesaj. Evet. Ben olmayayım şimdi, göreceksiniz. Takımın bundan sonraki başarısızlıklarını biraz kendi yokluğuna bağlama gibi bir kendini beğenmişlik de var. O da üzücü. Ya neresinden tutarsan Ebru, elinde kalan bir durum söz konusu. Ben üzüldüm. Böylesine parlak kariyerli bir futbolcunun finali böyle yapması çok rahatsız edici. Twitter'dan bazı izleyiciler işte gazetecilerin de ne yaptığını niye yazmıyorsunuz, eleştirmiyorsunuz falan gibi şeyler söylemişler de ben bir kere şunu söyleyeyim, yani gazetelerde gazeteci dövelim, en birçok şey o yazılıyor futbol sayfalarında. Yani her yazı yazanı, her haksız eleştiri, diyelim ki eleştiri haksız geldi. Olabilir, haksız eleştiri de getirebilirler. Sen buna üzülebilirsin, kırılabilirsin. Gidip adamı fiziksel olarak boğazlamaya kalkmak, hakaret etmek, küfür etmek. Yani buna, sen ona farklı bir şekilde yanıt ver. Onu yani gazete köşesinden bir tekzip gönder, yanıt ver. Mutlaka senin görüşünde başka yazarlar da vardır. Varsa, onlarla konuş, belki sana destek olurlar falan yani. Hakaret varsa hakaret, yani, varsa aç. 50 bin tane yolu eleştiriye var. Eleştiriye yanıt vermenin biçimi bu olmamalı. Ülkede ben mesela bizim, şey bu yani. Bizim meslek açısından da üzülüyorum. Öyle azıcık gücü toplayan herkes ya en ufak bir eleştiriye tahammül edemiyor ve bütün faturayı gazeteciliğe vesaire kesmeye çalışıyor. İnsanlar görüşlerini yazıyorlar. Yani bir takım maçını seyrediyorsun. O futbolcunun oyununu beğenmediğin zaman beğenmedim diye yazıyorsun. Sen o haksızsa bu beğenilmeme durumunu ifade eden gazeteci, sen neden beğenmesi gerektiğini anlat. Ya da öyle bir oyna ki gazeteci yazdıklarına pişman olsun, özür dilesin, desin ki ya ben geçen hafta böyle bir yazı yazdım ama bu maçtan sonra özür diliyorum desin vesaire. Yani ya bir de Deniz, hayatta her dakika alkış alamazsın ki. Bazı yerlerde de eleştirilirsin. Bazı yerlerde bu eleştiri sertleşebilir. Yani kamuoyunun önündeki insanların, kamuoyuyla ilişki içindeki insanlara ben şunu söylüyorum. Hiçbir şey şiddetin ve küfürün gerekçesi olamaz. Hiçbir evet. şey. Yani bu adam, bu futbolcu şiddete başvurmuştur ve küfür etmiştir. Bu sporun, o senin dediğin fair play vesaire gibi yanlarıyla hiç örtüşmemektedir. Ben yine Atatürk'ün sözünü hatırlatarak bitirmek istiyorum. Bu konuyu öyle kapatmak istiyorum. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı makbuldür. Evet. Şimdi Emre yazmıştı. Bir futbolcu 11 dakika koşarak bir otomobil alabiliyor, küçük bir otomobil. Maç sonuna kadar da işte iki maçta falan çok lüks bir otomobilin sahibi olabiliyor. Dolayısıyla hani 90 dakika koştuğunuzda büyük bir, çok iyi bir otomobile sahip olabiliyorsunuz. Tabii bu çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir kazanç. İyi yönetilmesi de ayrıca büyük önem kazanıyor anladığımız üzere. Slovenya'da otelde basın toplantısı düzenledi Arda Turan. Bazı gazeteciler Turan'ın meslektaşlarına karşı sözlü ve fiziki saldırısından dolayı toplantıyı takip etmediler. Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Caner Erkin ve birkaç oyuncu takip etti o toplantıyı. Ve o toplantıda pişman olmadığını belirterek milli takımdan ayrıldığını söyledi ama zaten kadro dışı bırakılmıştı. Bu konudaki görüşleri aktardıktan sonra biraz Körfez'e, Orta Doğu'ya gidelim. İran'a ilişkin bir son dakika gelişmesini de arkadaşlarım şu anda altyazıyla sizlere aktarıyor. İran Meclisi'ne saldırı haberini İran basını dayandırarak veriyoruz. Dolayısıyla bu noktada
Bölgede karışıklık devam ediyor. Katar'a 7 ülkenin diplomatik ilişkilerini kesmesi ve sonrasında tartışmalar, yaşananlar yine gündemde. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da az önce aktarmıştım. Bir oyun var ve bu işin arkasında ama o oyunu çözebilmiş değilseniz diyor. Trump'ın tweetleri var. Şimdi bu oyun nedir? Onu bir sorayım. İran meclisine saldırı bu noktada nasıl değerlendirilebilir? Tam gelişmeleri şu anda ben de ajanslardan bakacağım. İran parlamentosundan silah sesleri gelmeye devam ediyor. Bir koruma görevlisi yaralandı deniyor Tasnim Haber Ajansı'nın geçtiği haberde. Fars ve Mehr ajansları İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğunu mesajlarla bildiriyorlar. Dolayısıyla İran parlamentosunda bir gerginlik var ve silah sesleri geliyor. Çok ayrıntıya sahip değiliz. İlk ajanslardan gelen açıklamalar ve yurt dışı ajanslara da yansıyan gelişmeler böyle arkadaşlarımın da aktardığı üzere. Vallahi ben önce şunu söyleyerek gireyim Ebru. Bizim çok dikkat etmemiz gereken, yani attığımız her adımda, her açıklamamızda çok çok dikkat etmemiz gereken bir dönem daha başladı. Orta Doğu'da yaşanan krizlerin, özellikle Irak'ta ve Suriye'de olup bitenlerin, savaşın bize maliyeti, faturası çok ağır oldu. Çok büyük bedeller ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. 4 milyona yakın insan Türkiye sınırlarından içeri girdi ve burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Çok büyük ekonomik kayıplara uğradık ve bu oluşan istikrarsızlıktan en fazla zarar gören ülke Türkiye'dir. Net. Şimdi hal böyle olunca Orta Doğu'da yeni bir takım karmaşıklıkların, yeni çatışmaların ve savaşların gelebileceği bir dönem. Yani hem Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar, hem İran'ın bir kere daha hedef tahtasına oturtulması Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Türkiye'yi burada belli bir tarafa angaje olmaya, belli bir tarafın yanında durmaya zorlayan bir konjonktür var, bir baskı var Türkiye'nin üzerinde. Şimdi Türkiye burada sadece son 50 yıl, son 30 yıldır var olan bir ülke değil, yüzyıllardır burada çok önemli bir ülke. Çok önemli bir ülkenin, bir imparatorluğun da bir mirasçısıdır Türkiye Cumhuriyeti bir anlamda. Buradaki her adımımızın çok dikkatli, dengeli, bütün tarafları da dinleyen ve bütün taraflarla da mümkün olabildiğince ilişkisini sürdüren bir şekilde devam etmesi lazım. Yani ne Türkiye bütünüyle İran'ı karşısına alabilir, ne Suudi Arabistan'la veya Katar'la ilişkilerini çok çok farklı bir yere götürebilir. Türkiye bu coğrafyanın bir ülkesi olarak bütün ülkelerle çok dikkatli ve belli bir mesafede ilişkileri sürdürmek zorunda. Çünkü Araplar arasında, yani bizim muhatabı olmadığımız ve bizim belki de bu işin içine, bu karmaşık meselenin içine çok fazla müdahil olmamamız gereken bir yönüyle bir tartışma da Araplar arası bir mesele. Yani gerçekten bunu tam anlamıyla söylüyorum. Araplar arasında yüzyıllarda neden, devam ne eden meselenin mesela 1 milyar dolarlık yönüyle gün yüzüne Trump etkisi mi? İşte Katar'da 26 kraliyet ailesinden isim kaçırılmış. İran, Irak'ta avlanırken İranlı Şii, İran'ın desteklediği Şii milislerce sonra 1 milyar doların 700 milyon doları işte Şii gruplara ödenmiş. Dolayısıyla Körfez ülkeleri buna çok kızmış. Bu grupları destekliyorlar bu fidyeyle, direnmeliydiler diye. Bu işin sadece bugünlerde dile getirilen gerekçelerinden biri. Bu ülkelerin tamamı belli yönetimler tarafından, yani burada demokratik seçimlerin pek yapılamadığı ülkelerden bahsediyoruz. Kraliyet aileleri var, hanedanlıklar var. Bunlar arasında çok büyük bir güç mücadelesi var, büyük bir nüfuz mücadelesi var. Bunların her biri çok zengin ülkeler. Kimisinin Katar gibi doğalgazı var, kiminin petrolü var. Ve burayı gerek ekonomik anlamda gerekse kendi nüfuz alanlarını genişleterek ben daha güçlüyüm, ben daha etkiliyim diye yönetme derdindeler. İdari başka bir mesele var. Siyasi anlamda, yani Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde bile belli örgütler üzerinden hangi örgüte kim daha yakın, o örgüt terör örgütü mü değil mi gibi, mesela Müslüman Kardeşler, Hamas gibi Arap dünyasının kendi içinde de çok tartışılan iki örgütü üzerinden de bir mücadele var. Bir başkası da tabii ki Sünni Şii gerginliği. Burada İran bloku, İran'ın başına çektiği bir blok ki bunun içinde Irak büyük oranda, bir oranda Suriye, bir oranda Yemen
ve bir miktarda bunun içinde Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu söylenebilir. Diğer tarafta da bir Sünni blok var. Trump'ın özellikle bu bölgeye gitmesiyle birlikte, muazzam bir silah satış anlaşmasıyla birlikte, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu son dönemde Trump politikalarıyla bu bölgede bir güç dengesi yaratmak, bu bölgede bir yeni bir durum oluşturmak adına hem çok silah satıp hem de çatışmaları ve gerginlikleri körükleyen bir tutum aldığını görüyorum. Bunun da çok tehlikeli olduğunu. Trump'a göre bu durum terörü bitirebilirmiş. Yani burada, sonun başlangıcı olabilirmiş. Trump baksana sattı, Twitter'da yazdığı yazıda öyle diyor. Trump sattığı silahların kullanılmasını istiyor herhalde. Yeniden öyle görünüyor Deniz. Yani. Şimdi eğer öyleyse, yani Katar iddia edildiği gibi teröre ve buradaki radikal örgütlere destek oluyorsa, o zaman Amerikalılara şunu da sormak lazım. Peki Suudi Arabistan için böyle bir şey söylemiyor musunuz? Çünkü geçmişte, El-Kaide'nin sponsoru. Yani geçmişte ve hayır, bugün daha Obama Trump'tan 2 ay önce Suudi Arabistan'ın 700 milyon dolarlık Amerika'daki varlığına el koyuyordu. Tabii hani Amerika'da Amerika'da davalar var bu konuda devam eden. Yani 11 Eylül davaları devam ediyor bazıları. Şimdi onun diyetini Suudlar İşte 200-300 milyar dolarlık silah alarak ödediler ve bu konuyu kapattılar mı? Yani topu başkasına atarak, başkasını işaret ederek kendileri bu işlerden kurtulmaya mı, sıyrılmaya mı çalışıyorlar? Gibi evet. Bir soru akla gelir. O nedenle yani aman diyorum, biz Türkiye olarak yani bütün bu ülkelerle belli bir ilişkimizi sürdürelim ama belli bir tarafa bütünüyle angaje olarak bir yol haritası belirlersek. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı da, Başbakan Numan Kurtulmuş da basın toplantısında Katar'dan yana bir tavır ortaya koydu gibi geldi bana. Yani böyle çok ortada durup sorunu çözme gibi bir eğilimin ötesinde Katar'ın yanında olma, Katar'ı yalnız bırakmama gibi bir tavır açıklandı. Şimdi ilk kadar açıklama biraz böyle İran'ın ve Irak'ın da tutumuna benzer bir şekilde. Yani İran'dan da mesela gıda yardımı gitti. Katar şu anda izole edildiği için Katar hava yolları neredeyse sefer yapamıyor. Çıkabileceği yer kalmadı. İran ve Türkiye üzerinden ancak gidebilir. Çünkü Ürdün de bu tutumunu değiştirdi. Ben ilk açıklamalarında evet yani Katar'ın pozisyonuna hak veren bir şey olduğunu gördüm Cumhurbaşkanı'nda da. Dün akşam ben de o iftardaydım. Konuşmayı dikkatle takip ettim ve not aldım ama bir taraftan da Türkiye'nin bazı arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğünü görüyorum. İşte Macron'la 6 dünya lideriyle bir araya geldi. Bağdat'ta bir sürpriz bir görüşme meydana gelebilir. Buna gerçekleşebilir. Türkiye'den de bir katılım olabilir. Yani bu işi çözme adına taraflar Bağdat'ta buluşabilirler. İran ve Türkiye arasında bir diyalog var Deniz bu konuda ve ben Türkiye'den bir sürpriz ziyaretin olabileceğini düşünüyorum. Yani Katar'a ve veya Riyad'a Kuveyt'ten böyle bir girişim var. Evet, ama Kuveyt de biraz geride durdu, katılmadı bu protestolara. Hatta arabuluculuk girişimde bulundu ve Suudi Arabistan ve Katar'la görüşüyor. Şimdi bu bizi tabii çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var Ebu. Sen de çok yakından takip ediyorsun. Körfez ülkeleri arasında en büyük yatırımı yapan ve Türkiye'ye ekonomik olarak en yakın duran ülke Katar. Türkiye, Katar'ın en fazla gerçekten yatırım öyle yaptığı 7. ülke. 18 milyar dolar Türkiye'de var. Tabii para girişi, fon, gayrimenkul sektöründeki varlıkları, alımları ayrı. Siyasi olarak da Türkiye'ye yakın, çok yakın bir ülke. Askeri olarak da yakın. Deniz biliyorsun askeri işbirliği var. Hatta Türkiye'nin orada bir üs kurup geliştirmesi yönünde bir mutabakat imzalandı. Yani uzun zamandır konuşlanmaya çalışıyorlar. Konuşlanamadılar. Öyle bir sıkıntı da var orada. Şimdi böyle olunca yani bazı uluslararası meselelere bakışta da bir yakınlık var Türkiye ve Katar arasında. Bütün bunların bir toplamı olarak Cumhurbaşkanı'nın ilk değerlendirmesi biraz bunlardan kaynaklanmış olabilir ama bu bütünüyle Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın veya diğer ülkelerin tezlerine karşı çıkıyor anlamında yani, değildir. Ben senin gibi düşünüyorum. Bu işte bu kadar çok hesap kitap varken bu işin içinde Türkiye kendini onlardan birine angaje etmemeli. Ne olduğunu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı da söyledi zaten. Bir hesap var ama henüz o hesabın ne olduğunu bazı anlamıyoruz. Bazı uzmanları dinliyorum, dedi. Okuyorum. Dolayısıyla bu hesap acaba anlaşılmadan Türkiye'yi de hedefleyen bir durum mu var diye sorup yazıyorlar. Ebru, bir rekabet var. Dün onu anlatmaya çalıştım. Katar'la Suudi Arabistan arasında paraya dayanı, dayalı, petrol gelirlerine dayalı bir rekabet var. İran uzun zamandır bir petrol üreticisi olarak baskılandığı için yani her ne kadar Obama döneminde biraz ipler gevşese de hala İran'ın üzerinde baskı var. Katar ile
Suudi Arabistan gerçekten hani Körfez'de öne çıkmış ülkelerdi ve o paranın gücüyle de bir algı oluşturuyorlardı. Şimdi şunu düşünmek lazım. Dün ben Türkiye'nin Katar'daki ilk büyükelçiliğini açan eski büyükelçilerimizden Necati Utkan'la sohbet ettim. O oraları çok iyi biliyor diye. İlginç bir şeye dikkat çekti. Dedi ki Katar'ın yani şu anda Katar'ın nüfusu 2.6 milyon. Evet. Sadece 300 bini Katarlı. Yani Katarlı olan insan sayısı işte ne kadar oluyor nüfusun? 9 neredeyse 8'de biri. Katar'ın nüfusu 2 milyon falan galiba. 2.6 milyon ve 8'de biri Katarlı. Yani 8'de biri Katarlı. Geri kalanı nereli? İşte Filistinli, Mısırlı, Sudanlı, Asya Pakistanlı çalışanlar var. Ha. 180 bin mesela Mısırlı çalışıyor. Ben hatırlıyorum biz bir zirveye gitmiştik Doha'da. Şu dikkatimi çekmişti. Polislerin, güvenlik güçlerinin tamamı Afrikalıydı. Sonra öğrendim ki mesela Sudanlılar güvenlikten sorumlu. İşte Mısır mesela Katar bürokrasisinde Mısırlılar çok yüksek düzeyde. İşte bankacılık sektörü Pakistanlıların elinde falan. Mısır da biliyorsun ambargo koyan ülkelerden biri. İşte ona geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Katar'daki Mısırlılar Sisi'yi değil Mursi'yi destekliyorlar. Dolayısıyla da bu ihvan bağlantısı Katar'daki Mısırlı üst düzey insanlardan ve zenginlerden kaynaklanıyor. Şimdi Deniz, hadise o kadar karışık ki, yani Araplar arası bir mesele diyerek genel bir başlık koymaya çalıştım. Gerçekten Araplar sadece Arap olmaktan kaynaklanan da bir tartışmalı bir boyutu var hadisenin. İşte oraya geleceğim. Mesela Filistinliler, bürokraside önemli yerlerde olan Filistinliler var. Dolayısıyla Hamas'ın ikinci adresi bir ara Türkiye olmuştu. Bir takım sorunlar çıktı. İsrail'le işte tartışma yaşandı vesaire. Şimdi orada. İşte Iraklılar mesela. İşte Haşimi Türkiye'ye geldiğinde sorun oldu Ebru. Nereye gitti? Katar'a gitti. Yani bakıyorsun Müslüman kardeşlerin, işte Hamas'ın, Irak'ın vesaire böyle hep yönetime şey olan, muhalif olan isimleri Katar'da toplandı. Yani son 10-15 yıldır böyle bir şey var. El Cezire televizyonu Arap dünyasında önemli bir kamuoyu yaratma aracına dönüştü. O da İngilizlerin kontrolünde daha çok. Dolayısıyla böyle İngilizlerin yönetiminde. Yani işte onu kastediyorum. Böyle bir tablo var. Yani Katar bir şekilde o hem medya gücüyle hem para gücüyle hem bürokrasisinin etkisiyle vesaire. Suudi Arabistan'da kriz varken yıllar sonra borçlanmaya gitmiş ve zam yapmışken bazı ürünlere. Evet, evet. Sadece bölge ülkelerinde değil ki Avrupa'daki al bütün büyük şirketlere bir bak. Çok büyük bölümünün hissedarı Katar'dır. Katar devletidir. 35 milyar dolar. Barcelona futbol takımı uzun zaman şey almadı. Tabii. Reklam almadı formasına. Katar. Şimdi Barcelona Katar fonu. Sahibi. Katar Hava Yolları ve bu körfezdeki diğer hava yolları olmasaydı eğer dünyanın iki büyük üreticisi şu anda ciddi ekonomik kriz yaşıyor olurdu. Airbus ve Boeing. Doğru. En büyük uçakları tek kalemde satın aldılar. Yani inanılmaz bir Katar Hava Yolları, Etihad, işte oradaki Emirates. Büyük bir şey var. Bütün dünyayı ilgilendiren bir kriz bu. Yani Avrupa'yı da sarsar. Katar ekonomik olarak çökerse ve bu bir tabiri caizse Katar'ın parasının üzerine de birileri konarsa, Katar başka bir şekilde yönetilmeye başlarsa bu dünya ekonomisini de etkileyen bir boyut kazanır. Doğru. Ebru, senin söylediğin şeyi bugün Akif Bekir yazmış. Hani asıl hedef Türkiye, asıl hedef Erdoğan söylentileri var. Ben de Akif Bekir gibi düşünüyorum. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Burada gerçekten Katar'la ilgili ciddi bir yani odağında Katar'ın olduğu ve Araplar arasında yaşanan, biraz da İran'ın dahil olduğu bir çekişmeyle karşı karşıyayız. Yani Türkiye ile bunun şu anda bir irtibatı yok. Ama Türkiye'nin konumu bu tartışmada, Türkiye'nin izleyeceği tavır bir şekilde Türkiye'yi bu tartışmaya dahil edebilir. Ben o konuda Hakan'a katılıyorum. Yani Hakan'ın söylediği şey biraz aklın ve mantığın gerektirdiği şey. Türkiye burada bir tarafa angaje olmadan bu süreci ilerletmek durumunda. Buradan Türkiye'ye şöyle bağlamak istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Demek istiyorlar ki Türkiye'de hükümete ve devlete siz
Müslüman kardeşler ve Hamas konusunda bir tutum alın. Bu tutum da Batı'nın çizgisine ve bölgedeki hakim ülkelerin çizgisine yakın olsun. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamasına dikkat çekmek isterim. Müslüman kardeşleri DEAŞ'la bir gördüğünü açıklamıştı. Türkiye'nin ise bu örgütlerle belli bir daha farklı bir bakışı var. Yani bir terör örgütü ya da Batı'daki kadar sert bir bakışı yok. İşte bunlar da İslam dünyasının bir gerçeğidir. Orta Doğu'da bir politik harekettir, ılımlı yönleri vardır gibi bir bakışı var. Yok, ideolojik olarak da ben Ahmet Davutoğlu'nun Müslüman kardeşlere sıcak baktığını başbakanken ve dışişleri bakanıyken görüyordum, yani öyle bir durum söz konusu. Yani Türkiye'yi bu konuda ideolojik olarak bir baskılama ve bu konuda bir tutum değişikliğine gitme baskısı gelebilir önümüzdeki günlerde. Yalnız yani İran'da doğrudan olmasa gelen da haberler biraz daha farklı bir tartışma çıkabilir. Şimdi İran parlamentosundan silah sesleri gelmeye devam ediyor. 3 kişi ateş açtı İran meclisinde. 2 koruma yaralı. Tahran'ın güneyindeki Ayetullah Hümeyni Anıt Mezarı'nda da bir kişi ateş açtı. Yaralananlar var diyor Fars Haber Ajansı. Şimdi İran ve Katar'da İran'dan evet, da alma durumu var galiba parlamentoda. Evet, kılıç dansının etkileri diye bu Katar'a. Ebru, benim gördüğüm kadarıyla söylediniz. Gördüğüm kadarıyla İran parlamentosunda bir rehin alma durumu var. Bir çatışma var. Evet. Bu rehin alanlarla. Büyüş, büyüyecek gibi görünüyor. Evet, biraz yani gün içinde bence en sıcak gelişmelerden biri olabilir bu. İran'dan Ebru, bizim Katar hep söylediğim şey İran'ı şu. Konuşacağız bölgede bizim, anladığım üzere. Bizim çok 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 dikkat etmemiz gereken şey Şii-Sünni çatışmasıdır. Bu çatışma öteden beri var. Fakat bütün bu tartışmalarla yeni bir hal alıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani batılı ülkeler burayı bir silah pazarı veya işte bunlar zaten az gelişmiş ülkeler topluluğu, birbirlerini yiyip duruyorlar, yemeye devam etsinler gibi bir bakış olabilir. Bu bir tuzak. Yani burada bu ülkelerin tamamına kurulan bir tuzak var. Bu ülkelerin halklarının, yönetimlerinin, bu bölgenin Türkiye dahil olmak üzere çok dikkat etmesi lazım. Yani bir büyük mezhep savaşına dönüşürse, velayetler halinde devam ediyor zaten bu savaşlar Yemen'de, Irak'ta ve Suriye'de, bizi bir vakum etkisiyle içine çekebilir. Bir İran-Türkiye gerginliğine Türkiye'yi itebilir. Yani hiç gereği olmadığı halde biz bir takım durumların içinde kendimizi görebiliriz. O nedenle bizim hakikaten şimdi çok dikkatli ve çok sağduyulu hareket etmemiz lazım. Katar'a sunulan 5 şart var Ebru. Onları istersen hatırlatalım. Diyor ki 1. Terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe derhal son ver diyor. Yani Müslüman kardeşler, DEAŞ, El-Kaide gibi. Demin Pakistan'dan bahsettim. Katar'da önemli bir Pakistanlı nüfus var. El-Kaide'nin de oradan destek aldığına dair iddialar var. Bu El-Kaide meselesi de orada. Yani diyor ki bu örgütlere desteğini kes. 2. Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteği kesmelisin. İran'la bağlantısını şey yapan mesele bu. Yemen'deki Şii Husilere destek oluyorsun diyor. 3. İran'ın bölgede etkisini güçlendirme çabalarına karşı çık ve bu ülkeyi destekleyen tutumunu terk et. 4. Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun yayın politikasını değiştir. Biraz önce bahsetmiştim. Ve 5. Körfez İşbirliği Konseyi tarafından varılan anlaşmaları yerine getir. Yani bu beşli bir şey koydular Katar'ın önüne. Katar gerçi krizi yumuşatma eğiliminde. Yani bunlar görüşülebilir, konuşulabilir denildi. Misilleme yapmayacağız diyorlar bir de. Evet. Alttan oluyorlar. Bu arada Rakka bizim son 3 dakikamız var. O yüzden de biraz Türkiye'ye gelmemesini de ummak lazım bu arada. Rakka yani, operasyon. Katar'da olup da sorun yaratan isimlerin Türkiye'ye gelmemesi de umarım öyle bir durumla da karşılaşmayız yani. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Katar krizi üzerinde bir eleştiri yapıyor. İhvan'ı destekleyen siyasetten uzak durulmalı, Rabia simgesinden de vazgeçilmeli diyor. Grup toplantısında bu konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı bu işin arkasında bir oyun var, çözmüş değiliz diyor, temaslarına devam ediyor. Trump, ben terör gruplarının desteklenmesinin karşısında durulmasını istedim, finansmanı kesilsin dedim, Katar'ı işaret ettiler. Bakın gördünüz mü
diye durumu anlatıyor. Bir yandan rakı operasyonu başladı. İncirlik üstü de kullanılıyor anladığım üzere. Bir yandan da Almanya incirlik kararı, Almanya'nın incirlik kararı var. Ürdün'e taşınacaklar ya, incirlikten çıkacaklar. Nasıl isterlerse yapsınlar diyor başbakan. 6 Haziran'da da kuzey, güney ve batıda 3 koldan Krakko operasyonunun başladığını Pentagon duyurdu. İncirlik üssünün de kullanıldığını belirtti. Bir yandan bu süreçte izleniyor. Bir yandan Almanya taşınıyor. İncirlik üssü kullanıyor ama Türkiye katılmıyor. Yok. Evet, ama Türkiye katılmıyor. İncirlik'teki NATO unsurları, evet, Alman uçakları daha çok izleme ve gözleme, orada istihbarat uçuşları yapıyorlar Tornado uçaklarıyla. Amerikan uçakları orada saldırılara, operasyonlara katılıyor ama Türkiye, Türk ordusu, Türk Hava Kuvvetleri bu operasyonların içinde Rakka operasyonunda yok. Onu söyleyelim. Türkiye ile Almanya arasındaki mesele de bitmedi. Büyük ihtimalle Ürdün'e götürecekler gibi görünüyor oradaki askerlerini ve uçakları. Zaten sorun olmuştu. Yani barınacak yer bile bulamıyorlardı. Yer tahsis edilmemişti. İşte eski 1960'lardan kalan tesislerde konaklamak zorunda kalıyorlardı. O sorun da böylece çözülmüş olur herhalde. Yani Ürdün'de daha mı rahat edecekler? Hiç sanmıyorum ama. Valla Alman askerleri rahatsızdır durumdan. Çünkü yani bir de yaz mevsiminin başladığı dönemde gidiyorlar. Çok sıcaktır orası. 50 derecelik bir yere gidecekler yani. Evet. Bir de yani altyapı her halükarda Türkiye. Gerçi İncirlik de, şimdi izleyicilerimiz diyecek ki yazın İncirlik'te de durum pek sıcaktır farklı olmuyor. Sıcaktır ama yani Türkiye her halükarda altyapısıyla, konforuyla, ortamıyla bir Ürdün değil. İncirliği ararlar. Ararlar İncirliği. Ben öyle tahmin ediyorum. Koloninin de ikizleri doğmuş. Tarkan'ın da albümü çıkmış. Bak, diğer haberler böyle. Bu Pamukkale Üniversitesi rektörü de eşi istifa etmişti sekreter olarak atandıktan sonra. O da 11 kişinin yerini değiştirmiş. Evet, Pamuk Hüseyin Bar. Ya işte o da tam sen benim kim olduğumu biliyor musun ruh hali Ebru. Yani bir koltuğa oturanlar böyle, vay sizin ne haddinize benim eşimle ilgili kararımı sorun edersiniz, bunu medyaya sızdırırsınız falan gibi bir bakış açısıyla. Evet, 11 kişi, bu belgelere sizin ulaşma şansınız vardı, hadi başka yere diye. Hala yani bir yanlış yapıyor, yanlışını düzelt. Demin Arda meselesinde de onu söyledim. Ya bir yanlış yapmışsın, çık özür dile ve otur oturduğun yerde yani. Bu da aynısını yapmış. Bir yanlış yapmışsın, o yanlışı eşi düzeltmiş, istifa etmiş. Şimdi otur, dur, bekle. Yani niye devam ettiriyorsun ki? Niye şimşekleri üstüne çekmeye çalışıyorsun? Bence bu olaydan sonra YÖK daha radikal bir tavır alabilir. Milli evet. Eğitim Bakanı çünkü bu işten hiç haz etmedi, bunu biliyorum. Peki, kapatırken süremiz bitti ama bir ödül var. Hakan, senin ödülün bu. Benim elimde. Bana bırakıldı, sana verilmek üzere. Ben de sana ileteceğim ama bir çok söyleyelim dedin. Şişli'de çocuklar vermiş sana bu ödülü. Doğa Dostu TV programı seçmişler Hakan Çelik'le hafta sonunu. Doğa Dostu çalışmalarınız için teşekkür ederiz diyerek ödül iletilmiş. Hayri İnönü imzasıyla, Şişli Belediye Başkanı imzasıyla. Teşekkür etmek istersen bir cümlelik hakkın var. Doğa Dostu demişken bence zeytin meselesine de zeytin meselesi var, fındık var. Evet. Betonlaşan Anadolu var, kaybolan su kaynaklarımız var. CNN Türk bu konuda öncü bir yayın kuruluşu. Ebru, çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Senin şahsında Şişli Belediyesi'ne ve de bu ödülü bana ve programıma veren öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, gençler arasında, çocuklar arasında da çevre ve doğa bilincinin böyle güçlenmesinden mutluluk duyuyorum. El birliğiyle Türkiye'nin doğasına ve çevresine sahip çıkalım. Evet, ama herhalde büyük bir zeytinlikler kesinlikle Ebru, sanayiye açılmayacaktır. Başbakan dedi ama hani buna izin vermeyecektir diye düşünüyoruz. Zeytinlikler kalacaktır diye düşünüyoruz. YouTube'dan zeytin ağacı şeyi var, Tuncel Kurtiz'in. Onu herkesin dinlemesini istiyorum. Bu sabah da Emin Çapa kanaldaydı, dinletiyordu. Ben de bir kez dinledim, bir kez daha dinledim ve çok müthiş bir şey. Yani zeytin ağacı neden önemlidir? Zeytin mi sanayi mi, zeytin mi fabrika mı sorusuna cevap arıyorsanız YouTube'a girin. Zeytin ağacı Tuncel Kurtiz diye yazın, çıkıyor zaten. Bir dinleyiverin size zahmet.
Biz ne aslında dinleteceğiz de bizde işte Kanal D ve diğer kanallar gibi olmuyor. Geçen gün ben de çok güzel bir müzik dinletecektim ama prodüktörüm olmaz dedi. Dolayısıyla o şiiri siz bir de kendiniz okuyun. Hepimizden daha iyi okuyacaksınız zaten. Diyelim, kısa bir araya gidelim. İran'da meclise saldırı ve Homeini türbesinde saldırı haberleri geldi. Bugün anlaşıldığı üzere İran'ı konuşacağız ve meclisteki saldırıda Kalaşnikov kullanılmış. Dolayısıyla tüm detaylar gün boyu CNN Türk ekranlarında olacak. Biz de yarın sabah 8.45'te yeniden karşınızda olmak umuduyla şimdilik ayrılıyoruz.